Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 9. ders mi okuyorduk? Edersu tasi'un minel babi sadisi. 6. babın 9. dersini okuyoruz. Faslun qalel ulema'u el evla en yekre'e ala tertibil musaf. Evla o ki en yekre okusun kare ala tertibil mushafi. Mushafın yani Kur'an'ın mushafın tertibi neyse o şekilde isim. O şekil okusun. Nasıl? Fe yekre'ul fatihate. Önce Fatiha okusun. Sümmel bakarete. Sümme ala imran. Sümme mabadaha ala tertib. Tertiple ta nasa kadar gitsin. Ve sevâun kare'e fi salati ev fi gıya. İse namazda okusun, ise namazın gıyrisinde ne isim? Yani mushafın tertibi üzerine okumanın evla olması bu namaz veya namazın dışına has değil. İse namazda okusun, ise namazın dışında okusun. Tertibul mushafi riayet etmek nedir? Evladır. Hatta kâle bâdu eshabina, bazı şafi alimler demişler ki, İzâ kere'e fi râketil ula surete kul e'udhu bi rabbin nas. Mushafın son suresini okursa, yekre'u fi saniyeti, bu sefer ikinci rekatte okur, bâdel fatihati, fatihadan sonra, ne yukur minel bekareti, bekareden. Çünkü Nas'tan sonra sıra neye gelir? Tekrar başa dönmek suretiyle Fatiha okur. Fatiha'dan sonra Bakara'dan okur. Oldu mu? Kâle bâdu eshâbina ve yüstehabbu mustehabdir izâ kare'e sureten. Tek bir sureti okuduğu zaman, biraz önce Kur'an'ı okursa nasıl okumalıydı? Ve yusuhabu izâ kare'e sureten en yekre'e ba'daha elleti telya. Mustahabdır bir sureti okuduğu zaman kişi en yekre'e ba'da bu suretten sonra neyi okusun? Elleti o sureti telya. Bu sureden sonra gelen sureyi neysin? Okusun. Peki delil nedir? Bu şekil tertipli okumanın evli olmasının delili. Ve delilu hâzâ enne tertibel mushafî. Mushafın, Kur'an'ın tertibi rastgele bu şekil kılınmamış. İnnemâ cûle hâkeza, ancak bu şekil kılınmış. Li hikmeti. Bir hikmete binaen mushafın tertibi bu şekil ne olmuş? Kılınmış. Mushaf bu şekil tertiplenmiş. Öyleyse fe madem bir hikmete binaen tertip bu şekil olmuş. فَيَنْبَغَ اَنْ يُحَافِزَنْ قَارَءُ مُحَافَزَسِنْ عَلَيْهَا bu hikmet üzerine. Aleyha ne üzerine? Hikmet. Bu hikmet üzerine. Aleyhi olsaydı bu tertip üzerine derdi. Ama اِلَّا مَا وَرَدَ شَرْ بِاِسْتِسْنَائِهِ اِلَّا Kur'an'ın o ayeti veya o sureki şer onun istisnasıyla var durmuş. Şer onu istisna etmiş. Demiş bu sureden sonra falan sure okunur. Orada bu tertip nedir? Evla değil. Hilaf-ı tertip daha evladır veya sünnettir. Örnek ne gibi? Kesalati subhi yevmel cumati. Cuma günü sabah namazı gibi. Yekre'u. Okur imam fil ula surete secde. Ve fi saniyeti hel ete alel insan. Arada çok sureler var. Ve salatil aydi yani ke salatil aydi bayram namazı gibi fil ula kaf okur ve fi saniyeti ihterebeti saat okur. Ve rakatey sünnetil fecri. Sabah sünnetlerinin iki rekatı gibi. Orada nasıl istisna yapılmış? Fil ula kul ya eyyuhel kafirun okunur. Ve fissaneti kul huvallahu ehad. Arada ne var?
İza ca'e tebbet sureleri var. Ve rekaatil vitri, vitir namazının vitrin rekatları gibi. Oralarda ne sünnet? Fil ula sebihisme rabbikel a'la. Bak bu epey Kur'an'ın ilerisindedir. Ve fi saniyeti kul ya eyyuhel kafirun. Bak arada ne kadar, kaç sure var. Ve fi saliseti kul huvallahu ahad. Vel muavvezetini. Son o vitri vahada kul huvallahu ahad muavvezeti neysin? Birinciden ne okusun? Birinci sebihisme rabbikel a'la okusun. İkincisinde ya eyyüel kafirun okusun. Üçüncüsünde kul huvallahu ahad muavvezetinleri neysin? Okusun. وَلَوْ خَالَفَ الْمُوَالَاتَ Eğer bu muvalata muhalefet ederse, nasıl ederse, فَقَرَأَ سُورَةً لَا تَلِلْ اُلَى İkinci rakatte, birinci sureden sonra gelmeyen bir sureyi okursa. Öyle değil mi? Evet. Diyelim birincide قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ okudu. İkincide İhlas suresinin eğitim okudu. Hükmü nedir? اَوْ خَالَفَ تَرْتِبَ Tertibe muhalefet ederse. Nasıl tertibe muhalefet ederse? فَقَرَأَ سُورَةً Bir sure okudu. ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً قَبْلَهَا İkinci rakatta ondan önceki sureyi okursa. Diyelim birincide قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ okudu. İkincisinde, ikinci rakatta İnna ataynakel kevser okursa. Bak tertibi bu sefer bozulur. Caiz bu şekilde nedir? Caiz namaz bozulur, bataldır, öyle bir şey yok. Sadık şaflerde de zarar etmez, hanfilerde de zarar etmez. Hilaful evladı. Fakat ca'et bizalike asarun kesiretun. Buna çok eserler var. Ve kad kara Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi rakatil ula minessubi bil keyf. Ve fi saniyeti bi Yusuf. Abi Yusuf Kehf'ten nedir? Öncedir. Öyle değil mi? Ve kad kerihe cemaatun muhalefete tertibil mushafi. Bir cemaat tertibil mushafın muhalefetini ne etmiş? Kerih görmüş. Öyle değil mi? Ne etmiş? Kerih görmüş. Anlıyorsun değil mi? Demiş Kur'an'ın tertibi riayet edilmezse, bak tertip, yani önce hangi sure okuduğunsa ikinci sure ondan sonra gelmeli. Birinci rekatte diyelim قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ İkincisine tertibi bozarsa اِنَّا اَتَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ okursa cema bir cemaat hilaful evlanın ötesi demişler bu nedir? Mekruhtur. Ravva İbn-i Ebi Davud anil Hasan ennehu. Hasan'dan murad Hasan-ı Basri'dir. Tabiindir. 110'da vefat etmiş. Büyük tabilerden biridir. Ennehu kâne yekrehu muhalefete tertibil mushafi. O da mushafın tertibinin muhalefetini ne ediyordu? Kerahet ediyordu. Kerih görüyordu. Ve bi isnadihi sahih bu İbn-i Ebi Davud kendi sahih bir isnadiyle an Abdullah bin Mesud radiyallahu anhu Abdullah bin Mesud sahabeye dayandırmış ennehu şenhar gile lehu bu İbn-i Ebi Davud'un rivayetine göre diyor Abdullah bin Mesud'a denilmiş inne fulanen yakra'ul Kur'ane menkusen Menkus yani geriye doğru. Nas, felak, ihlas, tebbet, izâ câ'e bu şekil okur. Fekâle zâlike menkusul kalbi. O adam menkusul kalbi de terstir. Yani yaptığını ne etmemiş? Tesvip etmemiş. Peki ve emmâ kıraatü sureti menkuseten min âhirha ilâ evveliha. Diyelim bir sureyi 30 ayetten oluşuyor. Önce 30. ayet, 29, 28, 27, 26, 25, öyle değil mi? Bu şekil ne ederse, okursa, bildiniz değil mi? O fe memnu'un,
bu memnundur. Men'en müekkeden, bir men'i müekkedle memnundur. Niye men'i müekkedle memnundur? Fe'inne yüzibu ba'da durub ile icazi. İcazın durublarının bir kısmını ne ediyor? İcazın durublarının bir kısmını ne ediyor? Yok ediyor. Ortadan kaldırıyor. Çünkü sasına göre okursa bir takım i'cazlar oluşuyor. Ama geriye doğru geldi mi? Ayetlerin bağlantıları birbirinden kopuldu mu? Ne olmaz? O i'cazı, bir kısmı i'caz ortadan kalkmış oluyor. Ve yüzülü hikmede tertibil ayati. Ayetlerin bu şekil tertibi tevkifidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hikmete binaen gelmişler. Menkus okuduğu zaman o ayetlerin tertibinin hikmetini gidermiş, izale etmiş oluyor. وَقَدْ رَوَى اِبْنُ اَبِي دَاوُدْ اَنْ اِبْرَاهِمِ النَّخَعِي وَاِبْرَاهِمِ النَّخَعِي كِي الْاِمَامِ تَابِعِيِّ الْجَلِيلِ İmamdır, büyük bir tabi'indir. Hem ondan ne yapılmış? İbn-i Ebu Davud rivayet etmiş. وَالْاِمَامْ مَالِبْ بِنْ اَنَسْ'den rivayet etmiş. اَنَّهُمَ bu ikisi keriha zalike. Bu ikisi ne etmişler? Demişler, menkus okumak nedir? Mekruhtur. Bak biraz önce memnun, men müekkeden dedi. Ona da demişler, mekruhtur. Ve enne malikan kâne ya'ibu malik, bunu aybiliyordu. Bu şekil okuyanları aybiliyordu. Ve yakullu hâza azîmun. Bu büyük bir şeydir. Bu büyük bir sıkıntıdır. Kur'an'ın öğrene, geriden öne doğru, ayetlerin geriden öne doğru okunması. Kur'an'ın değil de surelerin geriden başa doğru okunması bu azim bir şeydir. Peki ve ma ta'limu sibyani min ahiril mushafi ila evvelihi. Ama sibyanları mushafın ahirinden evveline doğru ne etmek? Öğretmek. Yani çocuklar biraz daha pratikleşsinler diye sondan tutup surenin ayetlerini başa doğru okutmak. O fe hasenu, güzeldir. Lesi min hazel babi, bu menkus babına, bu kerih, bu men'i müekked babına girmez. Niye? Fe inne zâlike kıraatü mutefâsiletun. Buna böyle sırayla okunmuyor. Fe eyyan mutaadidin. Bugün çocuğa diyelim Bakara suresinin son iki ayeti okuturdu. Yarın geriye doğru iki ayet daha okunuyor. Her günün okuduğu veyahut da her zamanda okuduğu sureler ayrı ayrıdır. Makkabilden, mabaden, munkati edirler. Kur'an geriden başa doğru okunmuş olarak kabul edilmez. Ayetlerin geriden başa doğru okunmuş kabul edilmez. Bugün Bakara'nın son iki sureti, yarın Bakara'nın sona doğru diyelim 3-4 ayetini okumuş. Her günkü hükmü ayrı ayrı. Oldu mu? Niye bunlar baba girmez? Bak kendisi diyor. فَاِنَّ ذَٰلِكَ قَرَاءَةٌ مُتَفَاصِلَةٌ فِي اَيَّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ Bunlar mutefasıl kıraatlerdir. Mutaaddit günlerde okutulur. فَاِنَّ ذَٰلِكَ قَرَاءَةٌ مُتَفَاصِلَةٌ فِي اَيَّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ Oldu mu olmadı? Bir de مَا فِي مِنْ تَسْهِيلِ الْحِفْزِ عَلَيْهِمْ Bir de bunda talebelerin üzerine hizin tesili var. Yani gayet talebe iyi hezbelesin. Hezberlediğini ne etmesin? Unutmasın. İnsan bir hezber geriden başa doğru yaparsa onu unutmaz. Hezberini geriden başa doğru tekrar ederse ne etmez? Unutmaz. Faslun kıraatul Kur'ani minel mushafi afdalu minel kıraati ala zahiril kalbi. Kur'ani mushafe bakıp okumak اَفْضَلُ مِنَ الْقِرَاتِ عَلَى الزَّهْرِ الْغَيْبِ Zahrul kalbden, zahrul gayb değil, zahrul kalbden okumaktan daha iyi. Yani Kur'an'ı bakarak okumak, hezber okumaktan daha iyi. Niye? لَنَا نَزَّرَ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ مَطْلُوبَةٌ Kur'an'a bakmak, kendi başına matlub bir nedir? İbadettir. لَنَا نَزَّرَ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ مَطْلُوبَةٌ Matlub bir nedir? İbadet. İnsan bakarak okursa, okuması ayrı bir ibadet, bakması ayrı bir ibadet. O zaman feteştemiyon kıraatü ve nezeru. Bakarak
okunduğu vakit kıraat ile nezer ikisi cem olmuş oluyor. Ama zahrul kalb ile okunursa kıraat var, nezer yok. Hakeze kâlehul Kadir Hüseyin. Kadir Hüseyin 462'de vefat etmiş. Büyük alimlerden de Şafii alimlerin, büyük alimlerinden biriydi. Fıkıh da diğer ilimlerde telifatları nedir? Çoktur. Bak. Hakeze kâlehul Kadir Hüseyin mine sahabina. Ve İmam Ebu Hamid el-Gazzali o da böyle demiş. Ve cemaatun mines selef. Selefin bir cemaati de ne etmişler? Demişler bakarak Kur'an okumak daha efterdir. Yalnız ve nakalel Gazzali fil Yahya. İmam Gazzali 505'te vefat eden İmam Gazzali İhya kitabından nakletmiş. Enne kesirin mine sahabeti radiyallahu anhum kanu yakra'une minel mushafi. Sahabelerin çoğu Mushaf'a bakarak okuyorlar. Ve yekrehune en yahruce yevmun. Onlar kerahat ediyorlardı ki bir gün çıksın, yani geçsin. Ve la yenzurune fil mushafi. Onlar da o günde Mushaf'a ne etmesinler? Ve la yenzurune fihi fil mushafi. O günde Mushaf'a bakmasalar bundan kerahat ediyorlardı. İlla mutlaka her gün Kur'an'a bakmak suretiyle okuyorlardı. Ve rava İbn Ebi Davud el kıraate fil mushafi an kesir min es-selef. İbn Ebi Davud da demiş selefin çoğu Kur'an'a bakarak okumuşlar. Bunu ne etmiş? Nakil etmiş, rivayet etmiş. Ve lem ere fi hilafen. Ve rava İbn Ebi Davud el kıraate fil mushafi an kesir min es-selef ve lem ere fi hilafen. Ben bu konuda hilaf görmüyorum. Oldu mu? Şimdi ve lem ere fi hilafen. Bu İmam Nevevi'nin sözü de olabilir. Ben bu konuda bir hilafı görmüyorum. Ve yahut İbn Ebi Davud el-Kıraati fi'l-Mushaf kesimine selef'ten rivayet ederken o demiş ve lem ere fihi hilafen. Bu da muhtemeldir ama birincisi nedir? Zahirdir. Pek öyle denirse ve lev kîle innehu yahtelifu bi ihtilafil eşhas. Dese bu kişilerin ihtilafına göre değişir. Yani hezber okumak mı iyi? Bakarak okumak meyi bu kişilere göre değişir. Herkese göre aynı değil. Mesela فَتُخْتَارُ الْقِرَاتُ فِي الْمُصْحَفِ Mushafta kıraat muhtardır. لِمَنْ اِسْتَوَى خُشُعُهُ وَتَدَبُّرُهُ O kimse ki huşu'u tedabburu eşittir. فِي حَالَتَيْ الْقِرَاتِ مِنَ الْمُصْحَفِ وَاَنْ زَهْرِ الْقَلْبِ Kur'an'a bakarak okuduğu vakit zahru kalbden okuduğu vakit İkisi arasında huşunda tedebbüründe bir değişiklik olmuyor. Madem olmuyorsa bu kişi için o zaman Kur'an'a bakarak okuması daha iyi. Niye? Çünkü bir ekstra bir ibadet var. Nedir? Nezer. Huşu tedebbüründe bir değişiklik yok. Huşu tedebbüründe bir değişiklik yok. Bari ne olsun? Bir ibadet. İkinci bir ibadet kun nezerdir olursun. وَتُخْتَارُ الْقِرَاةُ عَنْ زَهْرِ الْقَلْبِ لِمَنْ يَكْمُنُ بِذَارِكَ خُشُعُهُ وَتَدَبُّرُهُ Sizinki öyle mi? لِمَنْ لَمْ يَكْمُنُ لَمْ يَكْمُنُ Bak bu yani sizinki doğru. وَتُخْتَارُ الْقِرَاةُ عَنْ زَهْرِ الْقَلْبِ لِمَنْ kimse için ki لَمْ يَكْمُنُ بِذَارِكَ خُشُعُهُ وَتَدَبُّرُهُ Bak lem yekmul kamil olmuyor. Bizalike zahrul kalble okuma ile kamil olmuyor. Huşu ve tedebburu. Zahrul kalb ile hezber ile okuduğu zaman huşu ve tedebburu ne olmuyor? Kamil olmuyor. Ve yezidu ala huşu'hi ve tedebburihi. Huşu ve tedebburu üzerine ne oluyor? Artış oluyor. Lev kareminel mushafi. Hezber okurken huşu ve tedebburu kamil olmuyor. Eğer mushaftan okursa huşu tedebbür biraz ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Bildiniz mi? Ha, ve lev kîle innehu yehtelifu lekâne hâze kavlen hasene. Bu oradaki ve lev neyidir? Baştaki lev'in cevabıdır. Bir de selam. Ve lev kâre minel mushafi lekâne hâze kavlen hasene. Yok. Ve ezdu ala huşu ve tedebbür lev kâre minel mushafi. Bu şeyin cevabıdır.
ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبر في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر القلب وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوع وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف أجل böyle denilirse لكان هذا قولا حسنا böyle denilirse daha güzel olur. Oldu mu? Bu baştaki levun neyindir? Cevabı. Ve zahir İmam Nevevi diyor enne kelam-ı selefi hani İmam Nevevi dedi böyle denilirse iyi olur. Anlıyorsun değil mi? Diyor ve zahir enne kelam-ı selefi ve fi'lehum mahmul ala hazet tersi. Zahir o ki selefin sözleri, fiilleri bu tefsile ne yapılıyor? Bu tefsile bina ediliyorlar. Ve zahir enne kelam-ı selefi ve fi'lehum mahmulun ala haza tefsil. Onlar da bu görüşte gidiyorlar. Yani sözleri buna hamle ediliyor. Yani buna daha yakın. Fiilleri de buna hamle ediliyor. Sanki sözleri buna yönelik. Belki sarahaten bunu dememişler. Ama kelamları, fiilleri buna hamle ediliyor. Buna daha yakın. Öyle değil mi? Evet. Bu tefsire daha yakın. Öyle ise alal itlak mushafe bakarak okumak daha iyidir demek yerine. Veyahut da zahrul kalb ile okumak daha efsaldir demek yerine kişilere göre değişir. O kimse ki zahrul kalbden okursa, bakarak okursa huşuunda ne olmaz? Huşuunda tedavunun bir değişiklik olmuyor. O zaman bakarak okuması daha iyi. Ama o kimse ki hezber okurken tedaburu huşuu tam kamil olmuyor. Şayet bakarak okursa huşu tedaburu biraz daha ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. O zaman bakarak okuması daha nedir? Daha iyidir. Oldu mu? Yeterli olsun. Nefakumullahu nef'en mu'minin.